Kayseri'ye rakip çıktı. Pastırma denince artık akla ilk Kayseri gelmeyecek. Sarımsağı ile ünlü Kastamonu pastırmada en az Kayseri kadar iddialı. Peki Kastamonu pastırmasının lezzet sırrı ne? Bekir Mert ve kameraman Özbey Özay'ın özel haberi. Efendim, Kayseri pastırması mı Kastamonu pastırması? Kastamonu pastırması. Neden? Daha güzel geldi. Efendim, nasıl buldunuz Kastamonu pastırması? Gerçekten çok lezzetli. Tadı damağınızda kaldı. Damağımda kalan bir tat bırakıyor. Bence Kastamonu. Neden? İnce kesildiği için aroması, reyhası daha güzel bence Kayseri'den. Söz konusu pastırma olunca iki il arasında, Kayseri Kastamonu arasında bitmek bilmeyen tatlı bir rekabet var. Peki Kayseri pastırması mı yoksa Kastamonu pastırması mı daha lezzetli? Sorunun yanıtını Kastamonulu pastırma ustalarıyla konuşacağız. Türkiye'de pastırma deyince akla ilk gelen il Kayseri, ama bir rakibi var, o da Kastamonu. Ya bizim Kastamonu pastırmasıyla Kayseri'yi kıyasladığımız zaman Kayseri pastırmasının adı var, bizim Kastamonu pastırmamızın tadı var. İki pastırmayı bir kıyaslarsanız hangisi daha lezzetli? Vallahi Kayseri pastırmasında yedik. Kayseri de bizim vilayetimiz. Orası da çok güzel, mükemmel bir yer. Ama Kastamonu pastırması bir tık ileride. Farkındaysanız plak olarak da biz onlardan bir adım daha öndeyiz. Onların 38, bizim 37. Tabii ki biraz Kayseri'yle arada biraz farkı var. Sarımsak farkı var. Ama mükemmel geldi ağız tadı olarak. İki il arasında herkesin bilmediği ezeli bir rekabet var. Kayseri pastırması Türk mutfağının olmazsa olmazı. Ancak Kastamonulara göre oralarınki fabrikasyon, kendilerininki doğal. Şunu soracağım. Kayseri pastırmasıyla Kastamonu pastırması arasındaki en büyük fark ne? En büyük fark doğal olmasıdır. Bir şekilde fabrikasyon olarak yapılmaz. Daha doğal geliyor. Daha ne bileyim yani, pastırma yediğiniz daha çok hissediyorsunuz. Mesela daha tabii, daha doğal şartlarda üretiliyor. Fabrikasyon değil. Eski usulle üretiliyor. Kastamonu pastırması 3 gün tuzda bekletiliyor. 30-35 gün boyunca doğal ortamda dinlendiriliyor. Ve beklenen o an kurutulan pastırma daha sonra çemeniyle buluşuyor. Pastırmayı pastırma yapan en önemli özelliklerden biri de üzerindeki çemeni. Peki çemeni neden bu kadar önemli? Lezzetin tadını veren çemendir. Çemenin içinde de bizim tabii buranın meşhur olan Taşköprü sarımsağı kullanırız biz. O ayrı bir tat, ayrı bir lezzet verir. Alışan bırakamıyor. Bırakamıyor. Şimdi biz işte eşimle geldik. Bir 4-5 kilo aldık. Hem bizim eve hem arkadaşlara hediye edeceğiz.